Ne olmuştu onu söylemek gerekiyor. Mesela ABD Başkanı Joe Biden Putin'le ilgili ABD seçimlerine karışmanın bedelini ödeyecek katilsiniz demişti. Böyle bir ifade kullanmıştı ve şimdi o iki isim aynı masaya oturdu. Neler konuştular ve yine bu görüşmelerden sonra Biden'la bir gazeteci arasında nasıl bir diyalog yaşandı? Amerika-Rusya ilişkileri en zorlu dönemlerinden birini yaşarken iki ülke lideri Cenevre'de bir araya geldi. Biden ve Putin büyükelçilerin göreve dönmesi konusunda anlaştı. 4 saat süren görüşme için Putin yapıcı Biden olumlu dese de iki ülke arasında soğuk rüzgarlar dinecek gibi görünmüyor. Öte yandan Biden'ın basın toplantısı sırasında bir muhabiri terslediği anlar gündem oldu. Son Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya zirvesi 1985 yılında gerçekleşmişti Cenevre'de. Dönemin Cumhuriyetçi Başkanı Ronald Reagan, eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov'la görüşmüştü. Tam 36 yıl sonra iki ülke lideri ilk kez bir araya geldi. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Amerikan istihbaratı Moskova'yı başkanlık seçimlerine karışmakla suçlayınca ipler daha da gerildi. Biden Putin'e katil benzetmesi yaptı. Seçimlerimize karıştığı için bedel ödeyecek dedi. Cenevre'deki görüşme sonrası basın açıklaması yapan Putin'e katil benzetmesine cevap verip vermediği soruldu. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün insanlar ölüyor. Afganistan'da tek bir saldırıyla yüzlerce kişi ölüyor diyerek Biden'a yanıt verdiğini söyledi. Siber saldırı, seçimlere müdahale suçlamaları sonrası iki ülke büyükelçilerini geri çağırmıştı. Cenevre'deki görüşme yapıcı oldu diyen Rus lider Putin, büyükelçilerin göreve dönmesi konusunda Biden'la mutabık olduklarını dile getirdi. Biden'a göre de olumlu bir havada geçti görüşme. Basın toplantısında silahsızlanma için adım atılmalı diyen Biden, Afganistan'daki terör sorunu iki ülke için de önemli dedi. Putin'i siber saldırı dahil birçok konuda suçlayan Biden, görüşme sonrası Putin için soğuk savaş aradığını sanmıyorum dedi. Putin'in soğuk bir savaş aradığını düşünmüyorum. Bu iki ülkenin de çıkarına olmayacaktır. Biden daha önce de gözdağı verdiği Putin'e son basın toplantısında da sert çıktı. Rus muhalif lider Navalny'nin ölmesi durumunda sonuçları ağır olur dedi. Bir muhabirin iki liderin görüşmesi sonrası ısrarla soru sorması Biden'ı öfkelendirdi. Amerikalı muhabir, Putin'in davranışlarını değiştireceğine sizi ne ikna etti dedi. Biden, ben böyle bir güvence vermedim dedi. Başkanın nabzının yükseldiği anlar adeta vücut diline yansıdı. Given his past behavior has not changed, and in that press conference after sitting down with you, framed it.